Merhabalar. Bugün maraton koşmayı konuşacağız ve karşımızda Burçin Bayık var. Burçin hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Burçin, sevgili kankam, yaklaşık 7-8 sene önce tanıştık biz seninle. Koşuya ilk başladığımız zamanda. Şimdi seni kısaca bir önce izleyenlere tanıtalım. Ondan sonra biz kendi maceramızla devam edelim. Burçin Bayık kısaca kimdir? Kısaca kimdir? İhracat yapıyorum. Kendi işim var. İşte ne bileyim. Böyle bir kendi işim olması dolayısıyla biraz boş vaktim fazla. O nedenle koşuyorum kafamı boşaltmak için. Aslında böyle başladı. Onun haricinde Kadıköy'de oturuyorum. Yaklaşık 2 seneye yaklaştı. Evlendiğimden beri buradayım. Bahsettiğim gibi evliyim 1,5 senedir. Onun haricinde genel olarak böyle kendi hesabıma çalışan biriyim Peki. diyebilirim. Şimdi biz nasıl tanıştık Burçin? Hatırlıyor musun? Valla net olarak hatırlamıyorum ama muhtemelen biraz düşündüğümde 2013'teki Run İstanbul'da muhtemelen tanıştık. Ya da şey de olabilir, Bir hakkın aklıma daha var. bir hakkım daha var. Ama orada Sana karşılaşmış ipucu vereyim. olabiliriz. Sana ipucu vereyim. Evet, Zeytinburnu koşusu. Ben bunu hep unutuyorum. Bana hep ilk koşu şeymiş gibi geliyor. Run İstanbul'muş gibi geliyor ama bu ondan önce miydi sanıyorum ya? Ya da Bu aralarında ya önce bir gün var değildi. ya bir hafta var. Bu önce değildi. Bu galiba Ekim'in sonundaydı bu. Run İstanbul'da Eylül'ün sonundaydı. Eylül sonundaydı. Tabii Bir aralarında bir 29 ay Eylül var. olduğunu hatırlıyorum. Evet. Aralarında bir ay var. Senle dönüş esnasında bu 10 kilometrelik bir yarıştı. Dönüş esnasında işte benim orada tanıştığım birisi vardı. Onunla birlikte dönüyorduk. Kaan da var. Galiba yok Kaan değildi. Benim yanımda biri vardı. Sen tektin. Biz pace'i sormuştuk ya da kilometreyi sormuştuk. İkisinden biri biz konuşuyorduk. Sen o sırada yardımcı olmuştun işte. Yani işte 6 kilometre olduğumu demiştin, pace'imi söylemiştin. Bir şey olmuştu böyle. Ondan sonra biz Tabii o baktık. zamanlar saat kullanmadığımız için herkes ya birbirine soruyordu, bu kadar yaygın değildi, ya da uygulaması olanlar birbirine soruyordu yani. Ben de herhalde uygulama Emin de kullananlardan biriyim. olamıyorduk. Emin de olamıyorduk. Biraz da o vardı. Ve şey oldu, geri kalanında da aynı pace'le sürdürdük ve bir şekilde beraber bitirdik. Ondan sonra da zaten bir şekilde zaten tanıştık. Adım adımla da yolumuz birleşmişti. Tabii. Tempomuz da sürekli aynı olduğu için o dönemlerdeki koşularımızda da zaten birlikte başlayıp aşağı yukarı birlikte bitiriyorduk. Şimdi sen koşuya nasıl başladın peki? Valla yine aynı sene babam rahatsızdı o dönemde. Kanser hastasıydı ve daha çok yeni teşhis konulmuştu ama biz geç kalmıştık. Böyle bir takım stresli dönemlerdi yani. Hani tasavvur etmesi zor. Baya böyle sıkıştığım bir zamandı. Sonra bir gün ben normalde yürümeye inerim Sarıyer sahiline. Hani oraya indim. Ben dedim bir koşayım ya, bak koşulabiliyor herhalde, hani bir denemek lazım. Sonra bir 3 kilometre koştum. Ondan sonra dönüşü de koştum. Toplam 6 kilometre koştum ilk koşucumda. Biraz fazla olmuş şimdi bakıyorum İyiymiş. yani ben. Benim iki Yeni birine falandı hani zaten. 6 kilometre koşma derim. Tam yani işte 3'te 4'te bırak dersin. Hani 6 kilometre 3 gittim 3 döndüm. İşte güzelmiş hakikaten. Sonra da eve döndüm. Ondan sonra o zamanki Avrasya Maratonu, şimdi İstanbul Maratonu oldu tabii. Avrasya Maratonu'nun reklamları düştü önüme. Sonra Adım Adım'ın reklamları düştü önüme araştırırken. Onlarda bir antrenman grubu vardı o zaman, Çaylaklar. Daha doğrusu o zaman Çaylaklar yoktu. Ama antrenman grupları vardı Belgrad Ormanı'nda ve aylık yarışları vardı. Onlarda çok zorlanmadan işte koşarak bile yarışı tamamlayabilirsiniz demiş. Tanıtımlarında dedim yani bu yapılabilir o zaman, ben de bir kaydolayım. O zaman dediğim işte 2013'ün Ağustos'u ya da Eylül başı gibi düşünebilirsin o dönemi. Öyle başladı yani, iyi de oldu çünkü hakikaten kafa boşaltmak için o zaman birebirdi. Çok iyi gelmişti bana o dönemde. Nitekim mesela babam yoğun bakımdan çıktığı gün bile ben gidip koştuğumu bilirim hani.
rahatlayarak. Ya çok rahat olduğum dönemde ya da yani çok stresli olduğum dönemde gidip koşardım o dönemde. Bu işe yaramıştı. Sonra işte Avrasya Maratonu'yla birlikte ve yarışlara katıldıkça, ki o zaman hakikaten her hafta belki iki, belki bir yarış vardı. Öyle bir dönemde 2013 ile 2016 Biz arası gerçekten o çok zamanlar güzel bir yani dönemdi. hangi yarışı bulsak katılıyorduk? Bu yarışı Bir, bak bu hatırlıyorum. mesela yarış da değil. Bu mesela bir hani sizi denemek için yapılmış bir organizasyondu ki yani hani çoktu, çok seçeneğimiz vardı. Böyle organizasyonlar yapılabiliyordu o zamanlar. Tabii ne bütçe ne pandemi, öyle bir şey bilmediğimiz için. Bu da 2013 Aralık yani, o yıl. Bu 2013 bir Aralık, evet. sonraki geyik koşusu. Evet, Bu bu geyik 2013 koşusu Aralık. 2014 2014 başları. Ocak, Muhtemelen evet. o senenin ilk koşusu falan. Bu da 2014 Mart geyik koşusundan. Evet. Bir şekilde. Muhtemelen ya şeye, Ranatolia'ya gitmişiz ya da gitmemişiz. Ya onun öncesi ya onun sonrası. 2014. Peki senin bir de adım adım bağış koşuların var. Ona gelelim. Şu ana kadar sen öncelikle şunu sorayım. Yani neden bağış koşusu yaptın ve şu ana kadar kaç tane bağış koşusu yaptın? Kimler için yaptın? Valla inan ki hatırlamıyorum ama genel olarak eğitim ve çocukla ilgili Ben buradan sana vakıflara yardımcı olayım. yapıyorum UNICEF. genelde. Kaç tane UNICEF'te yaptığımı inan hatırlamıyorum. Kaç 5 kampanya tane açtım ama yapmışsın. çoğunda açmaya çalışıyorum. Biraz da insanlar bezdi, bezmesin diye, yani insanlara böyle şey yapmayayım, atlamayayım üzerlerine diye biraz da bazı yarışlarda açmayarak gidiyordum. Eğitim gönüllülerine bayağı koştum. İki Sonra kere TGV UNICEF. koşmuşsun, bir kere Evet, Tema'ya UNICEF için koşmuşsun, iki koştum. kere UNICEF için koşmuşsun ve Temadaki de yine çocuk bazlı bir şeydi. ağaç kardeşliğiymiş o. Aynen, o da yine eğitimle ilgili bir kampanyaydı. Onu da öyle severek koştum. Genelde çocuklar için bir şey yapmayı hedefliyorum öyle kampanyalarda. Yani UNICEF'te hatta vakıf temsilciliğini yaptım adım adım da çalışarak o dönem. Yani öyle bir süreç geçirdim. Şu anda yani maraton koştuğum zamanlarda sadece açmaya çalışıyorum. Onun haricindeki yarışlara pek dahil etmemeye çalışıyorum. Oradaki altın kural çünkü bağışçı kaybetmemek, işte bezdirmemek. Ya yine sen dedikleri anda zaten işin büyüsü kaçıyor hakikaten orada. Bir de şunu da görüyoruz aslında ilginç bir şekilde istatistikte önümde en son 2017'de yapmışsın. 2016'daki ulaştığın bağışçı sayısı ve miktarla 2017'deki arasında fark var, yarı yarıya fark var. Bu da şeyi de gösteriyor yani ülkenin ekonomisi hakkında da biraz fikir veriyor sanki değil mi? Tabii. 2016'daki Tabii krizden ki. sonra bir anda yarı yarıya Tabii düşmüş ki. yani bağışçı sayısı Bir da de orada düşmüş. şeyin de Rakamlar da. keseceğim lafını, etkisi var. Koştuğun yarışa göre aslında bağışçı seni ne kadar takdir ediyorsa aslında biraz da o kadar nasıl söyleyeyim, o kadar bağış takdir ediyor sana. Yani biraz da orada eforunun da etkisi vardır diye düşünüyorum. Maraton için açtığım kampanyalarda genelde daha çok bağış gelir. Çünkü oradaki efor biraz daha fazla olduğunu düşünüyor insanlar demek ki yani. Çünkü maratonunu 10 kilometreyle karıştıran insan hala var. Yani bilmeyebilir çünkü. Öyle olunca da maraton için açtığım kampanyalarda her zaman daha fazla bağış geliyor yani. Hiç şaşan bir kural değil. Evet. Şimdi keyifli bir kısma gelelim. Marka ve gruplarla Hadi koşulara. bakalım. Şimdi öncelikle gruplar deyince tabii ki adım adım akla geliyor. Ama adım adım aslında bir grup değil de böyle gruplar üstü bir milli takım gibi görüyorum Tabii. ben. O da Aynen, hepimizin bir doğru. şekilde yolumuzun geçtiği bir yerdi diyelim. Şimdi Tabii hiç kampanya açmasak bile ayda bir koşusuna gidiyorduk yani, hani eğlenmek için en kesinlikle. azından. Kesinlikle. Adım adımın dışında da böyle gittiğimiz markalar ve işte bağımsız gruplar oluyordu. Mesela bunlar arasında en çok iz bırakanlarından birisi NRC'ydi. Öyle değil mi? Tabii ki. Yani tartışılmaz. Şimdi Çünkü NRC'den yani
Bazı yani her marka kendi çapında bir şey yapmaya çalışıyordu o dönem. Fakat bazıları domine ediyordu. Yani onu da tabii yadsıyamayacağız yani orada konuşurken. Çok güzel organizasyonlar yaptılar bir şekilde. Unutulmaz organizasyonlar yaptılar. Nike Run Club bu işi yayma konusunda çok başarılıydı. Bir de bağımsız farklı gruplar var. Markaların desteklediği veya işte desteklemediği gruplar var. Onlara da biz gidiyorduk. Benim burada yayından önce fotoğrafları karıştırırken de anladığım kadarıyla zaten işte 2013, 2014, 2015 en son bir 2016'ya kadar seni gruplarda 2016'ya kadardı. görmüşüz. Seni gruplarda. Ondan sonra şey yapmışsın. Biraz daha işte o maraton koşmaktan vesaire ötürü sen biraz Evet. daha single koşucu olma yolunda gitmişsin. Buradan onu anlıyoruz. Tabii mesafeler arttıkça gruplarda aynı paydada çakışabileceğin insan azalıyor. Yani bu çok böyle hani rocket science değil ama onda da mesela mesafede de veya maratonda da kendi grupların oluşuyor. O da farklı bir durum. Şimdi biz daha kendi içimizde o zaman toplanmıştık. Hala da toplu bir şekilde duruyoruz. Bizim kendi bir küçük bir maraton kardeşliği grubumuz var. Her sene ilk kez maratonunu koşacak insanlardan bir iki kişi alıyoruz gruba. Böyle ilerleyen küçük bir grubumuz var. Ama tabii bir yerde göremezsiniz onu o kadar hani ne bir Gizli hani bir grup. şeyimiz konu. Mandalorian. Gizli de diyemeyelim de yani This şey is the way. gibi düşün. Yani biri maraton koşacak ve ilk maratonu daha önce hiç deneyimi yok ya da hiç diskalifiye veya yarıda bırakma durumu olmamış. İlk defa taptaze maraton koşacakları alıyoruz gruba. Hem antrenmanlarda yardımcı oluyoruz hem deneyim aktarıyoruz. Ama yani kendi içimizde yapıyoruz bunu. Yani bir grup olmak gibi falan böyle bir kurumsallaşmak veya ne bileyim sponsor kovalamak gibi bir iddiamız yok açıkçası. Genelde pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Eğer kadınsa birden fazla kişiyi dahil edebiliyoruz o sene gruba. O da tabii mutlu ediyor. Zaten benim en başta maraton koşmaktaki hani inadım bu. Hani kadın istatistiği artsın da hani Türk kadın maratoncu sayısı artısından ben o kadar hani iddia Pozitif ediyorum bu var. işi. Ediyordum. Yani şu anda o kadar yok iddiam maalesef. Seneye de muhtemelen koşamayacağım. Sağlık durumundan ötürü. Ama yani onda da bir şey yok yani hamileyim. Onu herkes biliyor artık. Çoğu arkadaş sen zaten ilk bilenlerden birisin. Bu sene o yüzden katılmadım. Daha doğrusu bu sene çok ilginç bir şey oldu. Ben Eylül'de dedim ki ben hazırlanıyordum bu seneki maraton aslında. Ben buna katılmayı doğru bulmuyorum diyerek bıraktım antrenmanı. Ama o da bambaşka bir şeye yol açtı. Bilmiyorum yani his mi geldi oradan bir ilahi bir güç mü söyledi bilemiyorum ama bu sene bıraktığım hakikaten hayrıma oldu. Seneye de muhtemelen yetişemeyeceğim gibi duruyor yani. Belki yetişirim bilemiyorum yani. Süt işlerini falan ayarlarsak babaya teslim ederiz çocuğu ben koşarım belki bilemiyorum. Şu an pek belli değil bu durumlar tabii. Peki, Nereden nereye geldik? koşu dünyası ile ilgili unutamadığın anlar var mı? Şöyle birkaç özel an. Yani mutlaka vardır. Mesela Etkinlik bazında mı söylesek yoksa etkinlik kendi bazında da açımdan mı olabilir, kendi söylesem? açından olabilir. Mesela etkinlik bazında söylersek mesela Nike Women Victory Run senin için önemlidir Yani herhalde. o tabii ki önemli ama hani özel etkinliklerden bahis açarsak belki vardır onun fotoğrafı da. Helikopter pistinde bir koşu deneyimi yapmışlardı. Yani bu da sanırım 2016 olabilir mi ya? Hatırlayamıyorum 2016'ydı. tarihini. 2016 Evet. idi. Yalnız onda biz Biz seninle bir aynı de seansa denk gelmediğimiz için gelemedik fotoğraf hakikaten yok, birlikte evet. fotoğrafımız yok. Çok havalı fotoğraflarımız vardır muhakkak orada. Fakat orada birlikte denk gelemedik çünkü özeldi hakikaten. Kadın koşularından konuşursak eğer o ilk koşuydu. Küçük Çiftlik Parkı'nın start alan ve orada biten. Çok güzel bir Nike pozitif Run İstanbullar ayrımcılıktı. da gayet iyiydi. Öyle değil mi? Onlar da çok 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 iyiydi. Sonuncusu muhtemelen iptal oldu.
2015'ten Bu itibaren 2014. yapılamadı. Bu 2014 en güzeli de buydu zaten. Evet. Evet. Ya ben 2013'tekini de çok iyi buluyorum. Belki ilk koşularımdan biriydi. Bilemiyorum. Ama yani güzeldi. Güzeldi. Yani Nike pek bir şey esirgemiyor koşanlardan. Yani güzel. O etabı kapatmak, ne bileyim o dekorlar. Şimdi bu kadar mesela süs görebiliyor muyuz? Böyle bir Yok hiçbir şaşa yerde böyle bir şaşa göremiyoruz hiçbir yani yerde hiçbir şimdi. organizasyonda göremiyoruz. Kesinlikle çok iyi Evet, yapıyorlar. Yani evet. bu senin kaçırdığın bir organizasyon vardı. Winter Chaser. Bu Neşet Suyu'nda yapılmıştı hatırlıyor musun? Winter Chaser'ın Hatırlıyorum. Ben onu başka versiyonlarına tekil olarak katıldım. Hatırlarsan şey yapıyorlardı. Bir yere çekiyorlardı Nike arabasını. Şuradayız, gelin bulun diyorlardı. Ben bir sefer Bebek Parkı'nda yakaladım onları ve yani hediyeleri falan almıştım. Güzel bir etkinlik. O da işte güzeldi. onun finalini yapmışlardı Belgrad Ormanı'nın Neşet Suyu Parkuru'nda. İşte Hatırlayamıyorum ya onu. ormanın 1-2 kilometrelik bir bölümünü hatırlamıyorsun çünkü gelememiştin. Onu hatırlıyorum. Senin Bir hediye şey oldu, tişörtünü de ben hatırlamıyorum. almıştım hatta. Sen mesajlaşmıştın şeyle Ay organizatör evet, arkadaşlarla. hatırladım. Senin tişörtünü ben almıştım. Şeydi yani Hatırladım. orada ormanın 1-2 kilometrelik bölümünü öyle bir aydınlatmışlar, öyle bir atmosfer yaratmışlardı ki hani o gece biz Neşet Suyu'nda dolunay koşuları falan filan yapıyoruz da orada zifiri karanlıkta yapıyorsun. Yani zaten hani amacı da o. Hani görme, karanlıkta koş diyor ama burada o ormanı disko pistine çevirmişlerdi adeta ve sonrası da vardı zaten. İnanılmaz bir şeydi. Dediğin gibi yani o şaşa açısından, o gösteriş Tabii. açısından, o ayırdıkları bütçe, yaptıkları organizasyon hala unutulmuyor. Daha önce de övmüştük başka bir videoda. Şimdi de övmeye devam ediyoruz ama ben her zaman şunu söylüyorum zaten. Koşuyla ilgili benim bana en özel anları yaşatan iki yer oldu benim için. Birincisi işte Hareket Can'dır. İkincisi de NRC yani Nike Run Club'tı. O yüzden benim için öyle özel ayrı bir yeri var. Doğru. Bir de sizin için şey yapıyorlardı kadınlar için. Bu yalılarda ya koşu özelinde değildi ama yalıları kapatıyorlardı böyle. Yalılarda siz özel Tabii. antrenmanlar yapıyordunuz. Onlar da bayağı keyifliydi herhalde, değil mi? 2 gün süren organizasyonlar Night oluyordu. Bir training'in. tanesi, ilki Nike NTC Tour İstanbul. Bir tanesi Suada'da yapıldı. Ertesi sene Esma Sultaniyası'nda yapıldı. İlkine ben özel davetle gitmiştim. Çünkü NTC'deki dakikalarım yüzünden. 9.000 dakikam mı ne vardı yani o dönem için bayağı fazlaydı. Yani özel olarak aranıp da çağrılmak mesela böyle bir şey çok, çok güzel yani çok güzeldi. Özel hediyeler vesaire, VIP oda kullanımları yani bunlar parayla bile şu anda belki zor alabileceğin şeylerdi. Biz bunlara gayet bileğimizin hakkıyla ulaşabiliyorduk o zaman yani güzeldi, güzel bir dönemdi. Şimdi de mesela hakkını yemeyelim. Spor İstanbul'da bize maratonda kadınlara bedava biliyorsun yarış hakkı sundu geçen seneden itibaren. Yani o da güzel. Yani bir pozitif ayrımcılık hoş bir şey ama Maraton kategorisinde yaptı bunu herhalde sadece. maraton kategorisinde ve yarım maratona da yaptılar. Yarım maratona da katılabiliyordum. Ama bu sene nasıl yaptılar inanın bilmiyorum ya gerçekten. Çünkü bu sene katılmadığım için ben bir tık düştüm listeden muhtemelen. Yani o çıtayı daha görebilen olmadı öyle söyleyeyim. Onlar bayağı başka bir boyut yani. Evet. Başka bir boyuttu. Yani bir daha da öyle bir şey görebileceğimizi çok açık söyleyeyim zannetmiyorum. Ama şöyle bir etkisi oldu. O dönem biz işte belki o 2013-2014 döneminde çok ilgi vardı spora. Yani bunu da markalar güzel kullandı. Fakat yani sürekli spor yapanlara çok faydası oldu o dönem diye düşünüyorum. İyi bir Yani en döneminde azından girmişiz biz de. En azından öyle, bunları öyle görebildik hakikaten yani. öyle. Hakikaten öyle. 2016 sonrasında girenler bunları sadece bizden işte efsane olarak duyuyorlar. Şehir efsanesine dönüştü hakikaten biraz öyle yani. Çünkü ben hakikaten yani öyle bir şeye tekrar dönüş yapılabileceğini pek tahayyül edemiyorum. Biraz zor. Bakalım Bana öyle görelim. geliyor en azından. Evet, yani ben de aynı şekilde düşünüyorum. Şimdi Ya tabii maraton yani belki pandemi sonrası bir şeyler olabilir. Ama ne olur, nasıl olur? Valla bir anda bakmak olmayacağı lazım. kesin. Yani bir Bir anda anda olmayacağı kesin. olmayacaktır. Evet. Evet. Bakalım. Şimdi maraton koşma deneyimine gelelim.
İlk olarak maraton koşma fikri senin için nereden çıktı? Ondan önce ben sana bir video göstereyim. Hadi bakalım. İlginç bulabilirsin. Bu bizim adım adım kostümlü koşusu 2014. Senin çektiğin koşulardan biri o. Geliyor mu? Geliyor, gördüm. Yani şu Bak kıyafet bir şu ağırdı an bir. tam maratondan bahsediyorsun. Öyle mi yokmuşum? Videonun sesi gelmiyor ama yani Gelmiyor mu? bahsediyorum da gelmiyor. Gelmiyorsa o zaman o sırada şöyle söyleyeyim. Acelen olmadığından bahsediyorsun maraton koşmakla ilgili. Ben de orada seni destekliyorum. Evet Yokmuş koşma gerek yok hakikaten. falan filan diyorum. Ondan sonra Bu çünkü 2014'ün başı. Kostümün evet. koşuyu ne zaman? 2000, işte her senenin başında yapıyorsun. Muhtemelen Sen de yoktur yani acelem. 2016'da mı koştun? 2015'te kaçta koştun? 2015 Kasım Tamam. 2015'te koştum ilk maratonu. Ama hakikaten acele etmişim şimdi düşünecek olursan Yok yok yani biraz etmişsin daha çünkü biz bekleyeyim oradaki demiştim. videoda onu konuşuyoruz zaten. Hatta ben sana videoda şeyi söylüyorum. 2015 bile erken olur. Bu kadar acelemiz yok. Nasıl olsa hep koşuyoruz bir şekilde koşarız diye. Ama sen satmışsın 2015'te. Ben Yani çünkü şöyle mesafe artınca mesafeyi ben o ara hakikaten kendiliğinden çıktı diyorsun. kendiliğinden oldu. İşte 2014'ün Ağustos'unda biz babamı kaybettik. Ondan sonra çıkıyordum işte saatlerce 3 saat, 3,5 saat koşuyordum falan böyle 30 kilometre bilmem ne bir şeyler bir şeyler. Ya tabii maratonla gibi koşmuyorsun. O sürede maraton bitirirsin ama işte duruyordum. Koşuyordum, duruyordum, işte bakıyordum etrafıma. İyi, iyi bir deşarjdı. Yani mesafeyi arttırdığım dönem aslında o zamana denk gelir. Demek ki oradan güç bulmuşum ama yani eksik, daha doğrusu 2015'teki o ilk maratonda ben aşil tendon sakatlığıyla girdim. Yok, aşil tendon sonradan oldu. Bak bir de böyle bir durum var. Karışıyor sakatlıklar. IT bandla girdim. Dizimde problem oldu onda. Onda bayağı acılı bir maratondu ve yani acemiliğin kurbanı oldum ilk maratonda aslında. İlk maratondan Aslında bahsediyorum. hani ben mesafe yapmıyor değildim ya da yani hazırlanmamış değildim fakat sakatlık nasıl oluştu? Mesela onu hala bilemiyorum. Çünkü güçlendirme çalışıyordum, mesafe yapıyordum. Ne bileyim yiyeceğime içeceğime dikkat ediyordum. Alkol bile almıyordum o dönem. Hani nasıl oldu sakatlandım? Onu çözemiyorum. Ve şey o ilk maraton hakikaten mesafeyi bilmediğin için hiçbir zaman çünkü kimse 42 koşarak maratona hazırlanmaz. En fazla 36 koşup Şimdi orayı bitirirsin. biraz detaylandıralım. Önünü Bu görmediğin aynen yani bir mesafe seni orada üzebiliyor. orayı bir detaylandıralım şimdi. İlk maratonunda neler Olur. yaşadın? Hani başından sonuna kadar şöyle bir özetleyebilir misin? Tabii ki. Bir kere çok hızlı başladım. Bak bu bir hata yani. Bunu artık hiçbir yarışta yapmıyorum. Bu belki herhalde aldığım en iyi ders bu olmuş. Şimdi bakıyorum dönüşüne. Artık hiçbir yarışta çok hızlı başlamıyorum. Tempo bulmaya çalışıyorum. Gerekirse geride kalıyorum. Ekipmanımı kontrol ederek falan gayet böyle kabir bir şekilde başlıyorum. Hiç öyle acelelerim yok. Ya koşabiliyorum bak işte sakatlığım da var ama acımıyor ya koşayım. Derken kendimi bir anda köprü çıkışındaki o yokuşu çıkarken buldum. İlk IT bandım verdi o acı, o kasılma orada geldi. Orada durdum biraz esnettim ki çok erken daha yani İkinci kilometre belki falan yani. beşinci yok canım yani Köprünün orayı çıkışında. geçmiştim yani. Kaç oluyor? Üç falan oluyor işte herhalde yani. 2,5-3 arası falan O yani. orada bir korktum. Sonra işte Barbaros inişi geldi. Rahat indik. İşte zaten biliyorsun Galata'ya kadar her şey çok güzel. Galata'yı geçtikten sonra aslında maraton başlıyor yani. Yalnızlaşıyorsun çünkü seyirci falan Tabii kalmıyor. ki. Tabii ki bir anda böyle nereye geldik ya? Vahşi Batı gibi oluyor her taraf. O dönem şeyden geçiyorduk. Un kapanından geçiyorduk. Un kapanından sonra her şey o su kemerini geçtikten sonra her şey çok yalnızlaşıyor. Yeni Kapı, Zeytinburnu vesaire. Yani ondan sonra biz o ilk maratonu adım adımdan Memnune ve Cenk'le koştuk. Ki Cenk hazırlanmamış, Memnune kayıt olmuş, o da hazırlanmamış. Benim zorumla
Onlar da 42'yi bitirdiler. Biz hepimiz biraz perişan olduk. Memnun'a hariç. Memnun'a zaten biliyorsun nasıl enerjisi var ve Ona bir nasıl şey aslında olmaz. iyi Ona bir şey koşan biri. olmaz. Evet. Hakikaten öyle. Oradan Ne selam kadar göndereyim ona da. sürmüştü? Yani ben tam cut-off'ta bitirdim. Yani biz geçtik. Arkamızdan Cenk geliyordu. Cenk de geçti. Madalyaları alabildik. Hani böyle ben 5.35'te bitirdim. Memnune ile beraber. Cenk de arkadan gelip 5-6 dakika sonra o da madalyasını alıp öyle Ya şeyi bu kaldırdılar tabii yani. tabii işte Öyle ya bitti. işte ben onun esprisini yapacaktım. Ya bu cut-off nedir? Yap. Şimdi bu videoyu izleyenler büyük ihtimalle zaten bunları bilmiyor olacaklar. Anlatmak lazım. Cut-off dediğimiz şey yani bu finish çizgisinin oradaki işte o süre tutma cihazlarının vesaire her şeyin kaldırılmaya başlandığı artık yarış süresinin tutulmadığı anı Evet. sembolize ediyor. Esprisine Ki gelirsek işin yani orada bütün takım taklavatı kaldıracaklardı neredeyse. Son anda bitirdik diyoruz. Ya biz gidiyoruz eve hadi aynen. bitireceksiniz bitirin. Ama yani onu oradan hani o halıdan geçemeseydim hakikaten çok üzülürdüm. Çünkü çok zor bitti. Özellikle 32'den sonra hani Beş duvara buçuk saat çarptığımı anlamayarak bitti. 5,5 saat yıpratmadı mı yani? Bir maratonun bu Çok kadar sürmesi yıprattı. yıpratır İnan yani değil ki mi? maratonda tek yapacağın şey durmamak aslında. Yani durmamak derken su istasyonundan su alırsın, bir tık yavaşlarsın. Ama devam edeceksin. Yani ben orada yürüme molası vermek zorunda kaldım çokça. Dizimden dolayı acıdı. Çünkü acıyor yani. Ben doktora da gitmedim. Sonrası yani maraton koşma diyecek bana diye ben doktora da gitmemiştim. Sonra maraton sonrası hafta gittim. Doktordan da güzel bir papara yedim bu yüzden. Sen bunu nasıl yaptın böyle diye. İşte MR'lar, ultrasonlar falan öyle o şekilde yani aslında yaptığım şey çok büyük cahillik. Şimdi Riskliydi. olsa hakikaten otur yavrum, kalkma yerinden derim kendime. Ama yap yani ilk olacaktı ve yani hazırlandığımı düşünüyordum. Ama sakattım. Ama hazırlanmadığım ya da mental olarak bilmediğim çok şey vardı. Kendi kendim belki korkmuştum. Yani zordu. Özellikle 32'den sonra bir de çok iyi beslenmedim. Beslenmeyi de bilmiyordum. Çünkü aldığımız o enerji jelleri işte karnımı ağrıtıyor diyor o dönem. Hurmayla vesaireyle besleniyordum. Şimdi hurma bir trail yarışında seni götürür. Ben kendi adıma konuşuyorum bu arada. Çok öznel bunlar. Hani insanlar şey yapabilir. Ya ben öyle kullanıyorum ne olacak? E tamam sen öyle kullan ama ben de işe yaramadı yani mesela yol yarışında. Hani Kapadokya'da yaramıştı hurma yemek bilmem ne pekmez falan ama ya orada yaramadı. Orada çok ciddi şekilde saatli dakikalı beslenmene dikkat etmek zorundasın. Yani bu işin 101'i daha. Ben onu yapmamışım orada. Tabii ki sen 32. kilometrede Gülhane'ye çıkacakken ya da ne bileyim oralara gelmişsin artık. Hani ha neredeyse bitiyor Hurmanın diyor verdiği insanlar enerji bitti diyorsun etrafında. yani. Tabii ki yani ya da kana karışmadı o kadar hızlı. Bilemezsin ki nasıl öğütüyor hani vücudun. Orada insanlar söylüyor sana bir şeyler. Hadi az kaldı falan. Ben onları bile çok net duyamıyorum o yani son 36 sonrası falan bayağı flu duyuyorum insanları. Duruyordum, acıyor, devam ediyordum, duruyordum, yürüyordum bir iki adım, devam ediyordum ama bitti o şekilde yani. Tüm Hani bu bitti çaba, mi? Bitti. tüm bu çabaya karşılık bir şekilde bitmeseydi hakikaten çok üzücü olurdu Çok herhalde. üzülürdüm, çok çok yani pes edebilirdim orada. Devamını getirmeyebilirdim. Nitekim o ertesi sene koşmadım. Yani denemedim bile. Sadece öyle dedim ya ben artık emekli olmadan herkese de söylüyordum ben emekli olmadan bir daha maraton koşmam. Bu sadece boş zamanlı olanlara göre bir şey diyordum. Sonradan o da değişti tabii yani kuvvetlendikçe. Sonradan çok çok daha fazla sağlık problemi olduğunu anladık ötesinde. Büyük bir demir eksikliği vardı mesela bu. Biz kadınların yani Genel çok sorunu. karşısına çıkan bir şey. O benim hani sadece koşumu değil genel hayat kalitemi de etkileyen bir şeymiş ve ben hiç fark etmedim. Ama o da mesela maraton hazırlıklarından birinde ortaya çıktı. Hani bir kan testi vereyim, bir işte efor EKG çektireyim derken senin kan değerlerin çok fena. Yani bunu bir şey yapmamız lazım diye. Öyle tedavi oldum. Yani ondan sonraki sene 2016 civarı falan. Ve o çok fark etti hakikaten. Hem yaşam kalitesinde hem koşunun kalitesinde. Bir anda işte
antrenmanlar rahat geçmeye başladı. Mesafe koştuğum zaman eskisi gibi 2 gün bitkin gezmiyordum. Çok 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 fark ediyor. Yani hemen söyleyelim. Burada işte gerekli tetkikleri yaptırmadan hiçbir şekilde hiçbir şeye, hiçbir yarışa başlamasın kimse herhalde. Şimdi Bunu artık o kısma bizler geleceğiz. biliyoruz da O kısma geleceğiz. yani. Maraton koşmak isteyenlere tavsiyeler kısmında ondan bahsederiz. Ben sana şey Olur. sorayım. Şimdi sen ilk maratonunu İstanbul maratonunda koştun. Şimdi bu Evet. İstanbul maratonunun genel deneyimi senin için nasıldı? Yani senin kendi performansının haricinde genel deneyimi nasıldı? Artılarıyla, eksileriyle. Yani açıkçası bir kere çok yalnızız. Yani bunu her zaman söylüyorum. Acayip boş, boş, boş geçiyor. Galata Yani Köprüsü'nden sonra. sonra muazzam boş geçiyor. Yani biz kendi arkadaşlarımız olmasa orada işte bir kısmı belli kilometrelerde onların hani örgütlü bir şekilde bekliyorlar hakikaten. Yani inanılmaz, ben çok takdir ediyorum yani. Hani onların destekleri olmasa biz halktan hiçbir şey görmüyoruz yani. Ama bu da tabii Galata'dan sonra seyirci yok. yani. İkinci bir detay da şu. Maraton kategorisinde koşan da fazla bir insan yok. Şimdi sen o Tabii. Galata'yı açtıktan sonra artık kişiler arasındaki mesafe de o kadar kopuyor ki, yani şey olmuyor, Tabii. yani böyle bir topluca koşu hissiyatını da kaybetmeye başlıyorsun, öyle değil mi? Öyle, öyle. Gerçekten öyle. Bir şekilde yalnızlığa bürünüyorsun. Bunun dışında eksileri, artıları oldu mu? Yani parkur zaten senelerdir söylediğimiz bir şey. Yani bu sene zaten çok acayip oldu. Onu yani bu sene koşmamış olmaktan dolayı hakikaten pişman olmadığım bir hale geldi. Ama herhalde pandemi nedeniyle böyle oldu. Sonraki sene düzeltilir diye düşünüyorum. Ama yani bizim istediğimiz işte Boğaz'dan dolanan parkur falan, bunlar zaten teknik olarak olamayacak şeylermiş. Bunları da daha işte yeni öğreniyoruz, bilmediğimiz şeyler bunlar. Ama yani bu kadar yer varken İstanbul'u tutup da yani Yeşilköy'e götürmesi parkurun hoş değil. Onun haricinde Gülhane, o at meydanına çıkmak, yokuş olsa da bence güzel. Tabii organizasyon gitgide iyileşiyor ama yine de yani var sıkıntıları. Son maratonda iyiydi aslında nispeten. Yani mesela bir çanta bırakmak bile problem olmuştu 2018'de. Yani hatırladığım kadarıyla bunlar biraz düzeltildi. Ama en son bu sene koşanlar tabii daha iyi bize söyleyebilir, ama bu senenin pek bir gösterge olacağını düşünmüyorum. Zaten çok Daha az az kişiyle sayıdaki. yapıldığı Evet. için. Muhtemelen. Yani muazzam bir kalabalıkla uğraşıyorlar. Şimdi onları bir kere takdir ediyorum, onu bir kenara koyuyorum. Ama yani geçen seneye kadar mesela beslenme istasyonunda kesme şeker olan bir altın kategorideki bir maratondan bahsediyoruz. Bunlar biraz insanı tabii şey yapıyor hani, üzüyor mu desem, ne bileyim. Biz zaten kendi beslenmemizi kendimiz ayarladığımız için çok büyük problemler oluşturmadı. Ama tabii belki ilk defa gelenler var, yurt dışındakiler alışkın bazı şeylerin istasyonda olmasına. Belki onlar hazırlıksız gelebilirler. Çünkü yurt dışından da çok muazzam katılım oluyor. Yani bilemiyorum. Benim en çok start alanıyla ilgili problemim vardı 2018'de. 19'da o biraz düzelmişti. En azından maratonculara biraz ayrıcalık tanınmıştı. Orada rahatlık iyiydi. Yani çok da hatırlayamıyorum 2018'de ne gibi bir olumsuzlukla karşılaştık diye. Çünkü hani ambulans ihtiyacımız oldu bir arkadaşımız için. Oradaydı, bulduk. Yani 2018'den hatırladıklarım bunlar. Şimdi 2019'da artık yönetim değişmiş olduğu için tabii ki bazı şeyler düzelmişti. O nedenle daha da iyi olacağını düşünüyorum ben. Çok tamamen ümitsiz değilim. Evet. Ama parkurda hakikaten radikal bir değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'u Güzergahı için. göstermiyoruz. Tabii ki yani İstanbul'u göstermiyoruz. Bir Zeytinburnu'ndan geçmek ne bileyim değil yani. Ama ona bakarsanız işte insanlar da Amsterdam örneğini veriyorlar. Ne bileyim Yunanistan örneğini veriyorlar. Zaten tümüyle şehrin historical
şeyinden geçmesi bunun zaten mümkün değil diyorlar. Yani biz de onların yalancısıyız. Haklı oldukları noktalar da var tabii yani. Bu ama gitgide tabii konuşularak hallediliyor. Yani ondan yana biraz umutluyum açıkçası. Yani tarihi yerlerden geçmese bile en azından böyle yani hem koşan açısından hem de gelenlere böyle bir manzara göstermek açısından biraz daha Tabii. keyifli bir rota iyi olurdu herhalde. Yani biz işte bir startta göstermiş oluyoruz. Arada Evet. geçilen yerler Dolmabahçe haricinde hakikaten boş. Hem izleyici açısından boş, hem Hem de koşan görüntü açısından. açısından boş yani. Evet, Evet. motive etmiyor. Zorluyor. Peki Tabii. sen farklı ülkelerde maraton koştun mu? Maraton mesafesini farklı şehirde bile koşmaya pek cesaret edemiyorum. Ama tabii Antalya'ya bir deneyebilirim yani. Onun haricinde yurt dışında genelde yarım maraton mesafesini tercih ediyorum. 10 kilometre biraz kısa geliyor ama yarım maraton etrafı görmek için güzel. Yunanistan Sakız Adası'nda koştum. Başka Amsterdam'da koştum. Yurt dışında bu kadar sanıyorum, hatırlamıyorum başka ya şu anda. Peki, Ama genelde yarım maraton koşuyorum orada. evet. Peki en çok koşmak istediğin maraton hangisi? Hayalinde, rüyanda olan bir Çok maraton. Tokyo olurdu. Hiç düşünmem Tokyo olurdu. Zaten Japonya'yı genel bir hani bir gezmek, görmek istiyorum ama tabii işte pandemi girince araya böyle New York hani Maratonu ne için ne zaman dersin? gideriz? New York TCS New York Maratonu City Maratonu. her sene kurasına katılıyoruz ama tabii yani bu şey hani hadi şansını deneyelim deyip tombala oynamak gibi bir şey. Yani bütün kuralara katılıyoruz da tabii. Yani benim önceliğim World Majors'tan sadece yani Tokyo olurdu şu anda. Bilmiyorum, New York'u çok merak etmiyorum açıkçası. Evet. Biraz daha Peki Tokyo Tokyo olmasının şey özel geliyor bir sebebi bana. var mı? Yani Japonya görmek istediğim yerlerden biri. Bir de biraz da sanırım organizasyonun güzelliği beni cezbediyor. Ne bileyim, bir madalyanın şekli bile daha bir değişik, daha bir onların ruhuna göre. Yani hoştu. Bilmiyorum. Beni cezbeden şeyler onlardı açıkçası. Çok detaylı düşünmedim ama birini tercih etme şansım olsa bu Japonya olurdu. Evet. Büyük maratonlardan biri. Bir de tabii bir Fransa'da bir şarap maratonu var. Onu da ha neredeyse yapacak gibi olduk ama sonra pandemi girdi araya. Olmadı. O nasıl bir maraton? Yolda istasyonlarda kesme şeker yerine şarap mı veriyorlar? Nasıl bir şey o? Aynen öyle. Yani Ciddi mi? istasyonlarda hakikaten şarap içerek ilerliyorsun. Öyle bir İlginç. maratondu. İlginç. Evet Yani böyle evet. Var ya finişi böyle çok görmeden. maratonlar ama yani maraton mesafesinde bu kadar hani goygoyu nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum ama sadece bunu test şey yapmak için, denemek için bile gidilebilir yani. Bazıları için alışkanlık olmuştur herhalde koşa koşa. Doğru. Şimdi maraton hazırlığına geçelim. Maraton için minimum gereksinimler neler? Yani mesela Yani ne bir kadar kere koşmuş olması lazım? Kaç sene koşmuş olması lazım? İşte ne kadar mesafe koşmuş olması lazım? yani şöyle söyleyeyim. Şu anda koşuya yeni başlayan biri bile doğru bir şekilde hazırlanırsa koşabilir. Önemli olan orada hazırlık aslında. Ama tabii mental hazırlığında çok büyük faydası var. O Onu da zaman tabii netleştirelim yadsımamak onu. lazım. Mesela hani sıfırdan koşuya başladı birisi, maraton koşmak amacıyla başladı. Ne kadar süresini alır? Mesela 6 ayda hazırlanabilir mi? Ya da 1 6 sene mi ayını alır sürer? diye düşünüyorum. Bir 6 sene ay. sürmez tabii de. 6 ay öncesini hedeflerse bence yeterli olur diye düşünüyorum. Biz zaten muhtemelen 3 ila 4 ay arasında hazırlanıyoruz. Hani zaman yaydığında. Gitgide mesafeyi arttırıyorsun. Pik yaptıktan sonra biraz düşüyorsun. Sonra biraz daha devam ediyorsun. Ya ben bu konuda pek böyle hani eksper düzeyinde böyle bunu açıklayacak biri değilim. Ben çünkü mesela 2017'ye hiç hazırlanmadan gittim, koştum geldim. 2018'e hazırlandım, yine aynı neticeyi aldım falan. Hani ben öyle çok sıkı sıkıya programına bağlı bir şekilde hazırlanan biri değilim açıkçası. Önemli olan Ama senin deneyimini dayanıklılığım duymak. arttığı için koşabiliyorum. Yani ben şöyle, benim programım kendi işimden dolayı sürekli değiştiği için arada atladığım uzun koşular oluyor, işte ne bileyim. Kısa koşuları atlayabiliyorum. Bazen hiç koşmuyorum. O hafta mesela hiç koşmaya vaktim olmuyor. Gidip 30 kilometre varmış bu hafta deyip onu tamamlıyorum. Ben kötü bir örneğim yani bunun için.
2015'te çok hazırlandım Motomot programıma çok uydum ama orada da zaten belli bir istediğim neticeyi zaten alamadım. Hazırlanmadan gittiğim 2017 maratonunu güle oynaya bitirdim falan öyle. Hani ben çok kötü bir örneğim bu konuda Evet. ama maraton hakikaten yani belli mesafeleri çalışman gereken bir mesafe İşte yani oraya bir yarış. gelmek istiyorum. Ona göre aynen yani minimum 30-36 kilometreleri görmen lazım ki yarıştan önce ben evet bunu yapabilirim diyebilesin. Mesela Yani en şöyle bir azından öyle örnek verelim o söyleyeyim. zaman. Mesela 20 kilometre ve üzerindeki mesafeyi maraton hazırlığındayken kaç kere koşman gerekiyor? Kabaca. Kabaca bir ya 3-4 aylık bir programda ben 2-3 sefer denk geliyorum o mesafeye. 20 ve üzeri sadece Yani 2-3 pik sefer mi? yapmadan önceki. Tabii yani. Çünkü Genellikle daha şöyle işte 20, yani 22'den başlıyor hani mesafe. 22 oluyor, 26 oluyor, 26-28 oluyor. İşte 30-36'ya çıkıyorsun ve orada zaten bitiyor. Bu da zaten çok sakatlanmamanı sağlayan bir şey. Ben ilk maraton deneyiminde çok fazla uzun mesafe yaptım. Belki de o yüzden sakatlandım, bilemiyorum yani. Etkisi olmuş olabilir. Çok fazla aslında dinlenmeden çok fazla mesafe koşmak iyi bir şey değil tabii ki. Peki maraton koşmak isteyeceklere nasıl tavsiyelerin olur? Yani kendi deneyiminle elde ettiğin ipuçları, beslenme, su alımı, Valla bir kere antrenman. en önemlisi antrenman konusunda dediğim gibi ben kötü bir örneğim ama belli bir program varsa ona uymak her zaman içinizi tabii rahatlatır. Çok rahat ettirir size. Ona uymak lazım. Belli mesafeleri en azından hani koşamadığınız yerler varsa telafi edin demiyorum. Atlayın ama bir sonraki adımınızı mutlaka yapın, es geçmeyin. 30 ve 36 kilometreleri bir görün en azından hani sizi ne bekliyor diye. O 30-30-36 kilometrelerde gıda nasıl alıyorsunuz, nasıl besleniyorsunuz? Suyunuzu nasıl içebiliyor musunuz mesela? Ayakta su içebilmek bile belki önemli. Onları deneyin derim. Hangi mesela neyle besleneceksiniz? Hurma mı yiyeceksiniz? Diyorum. Jel mi kullanacaksınız? Hangi jeli kullanacaksınız? Onları test edin. Yani bence beslenme zaten onda dokuzu ki yani çünkü duvara çarpmaman lazım bir mesafe. Sonra 28'den 32'den sonra o duvar hakikaten kimine göre var kimine göre yok ama var yani böyle bir şey olabiliyor. Hazırlıklı olun. O da herhalde kan şekeri düşüyor diye düşünüyorum. O yüzden oluyor. Çünkü ben ilk maraton deneyiminde 36'dan sonra artık ayaklarımı sürükler hale gelmiştim. Sesler fırırlaşmıştı. Demek ki yani orada iyi beslenmediğimi düşünüyorum. Çünkü jel kullanmadığım bir dönemdi. Sonra jel kullanmaya başladıktan sonra işte ilk başta ve saatlik buna devam ettiğimde hakikaten enerjimin düşmediğini, rahatlıkla bitirebildiğimi gördüm. Buna da dikkat etmeleri işlerine yarayacaktır diye düşünüyorum. Yani burada duvara çarpmak deyiminin de ne olduğunu belirtelim. Vücuttaki glikojen depoları bir şekilde bittiği zaman fiziksel ve mental olarak Boşalıyor. artık şeyini kaybediyorsun bir şekilde. Gücünü kaybediyorsun, şuurunu Sürükleniyorsun kaybediyorsun. biraz. Evet. Evet. Peki salgın dönemi seni nasıl etkiledi? Yani başlarda böyle yalnız koşuyordun sahilde. Onu hatırlıyorum. Caddebostan sahilinde. Yok, o çok başlara denk gelmiyor aslında. Öyle mi? Yani biraz daha Mayıs ayında, Nisan sonu Mayıs gibi ben dışarı çıkıp koşmaya başladım. Koşu bandı edindim. Koşu bandında koştum. Çok da zorlanmadım. Hani koşamadığım yerde koşmadım. Çok oluruna bıraktım. Çünkü yarış yok ve bir hedef yok. Sadece fit kalmak için kendimize baktığımız bir dönemdi yani kısacası. O yüzden çok zorlanmadım. Dışarısı müsait olduğunda da gidip dışarıda koşuyordum. Yani Peki çok zorlanmadım açıkçası. Çok bana etki etmedi. koşu bandında uzun koşamıyordun herhalde, değil mi? Ne kadar koşuyordun? Koşuyordum. Öyle mi? Yani koşu bandında 22-20 yani maraton hazırlığının bir kısmını burada başlamıştım koşu bandında. 22, 24
Rahatlıkla Ama bak o çıkıyor. Yani çok ben bir de ilginç yani. sıkılmıyorum öyle. Ha Tek işte koştuğum için. onu söyleyecektim. Yani insan normalde sıkılır. Sen onu nasıl hallediyordun? Yani boş duvara mı bakıyordun yoksa önüne bir ekran koyup orada dizi falan mı izliyordun? Ne yapıyordun yani 22 Hiçbir ekran kilometreyi yoktu. Hayır hayır hiçbir şey duvara yoktu. bakıyordun yani. Çok çok sıkıldığım zaman telefondan Bluetooth hoparlöre müzik açarak falan idare ediyordum. Hakikaten duvara bakarak koştum yani o şeyi. Sonradan bıraktım ama yani Eylül ortasında dedim ki yani ne yarışı artık. Hani bitsin şu da artık ondan sonra rahat rahat koşarız. Yarışa gitmek benim için yarışa gitmenin benim için riskli hale gelebileceğini bilmeden ben bıraktım. Yani öyle bir şey geldi bana. Ben bu Ya. toplantı tarzındaki gereksiz toplantılara katılmayacağım deyip bıraktım ama 24'e kadar geldim. Eylül ortasında bıraktım. 24 kilometreyi orada koştuğumu biliyorum tek başıma. Evet, çok ilginç yani koşu bandında Koşuluyor. o kadar. Yani bu şeyle ilgili yani mesela uzun mesafeye illa bir body ile koşanlar var. Ben öyle biri değilim. Ben koşarım yani hiç solo bir şekilde saatlerce koşabilirim. Dediğim gibi ya çok şey düşünüyorum ya hiçbir şey düşünmüyorum yani böyle bir durum var Faydası oluyor onun diyorsun. koşarken. Peki bundan sonraki hedefler nedir? Koşuya devam mı? Böyle maraton mesafelerine devam mı? Daha fazla maraton koşacak mısın? Bir de farklı Yani sporlar denemeyi düşünüyor musun? olabilir. Şöyle öncelik tabii şu anda bebek gelmeden hiçbir şey söyleyemem. Şu anda koşmak için yeteri kadar cesaretim yok. Sonrasında nasıl olur? Sen Temmuz bebek deyince algıda sonrası seçicilik yalnız. Benim bilemiyorum. aklım koşu parkuru bebeğe gitti yalnız. İşte koşu dünyası algıda seçicilik. Bebek deyince orayı Ben düşündüm biliyorsun artık karşının taksisiyim. Bebek deyince direkt bebek geliyor benim aklıma. ben. Hani bebek geliyor. Yani benim için koşmak artık su adiye sahilinden Dalyan'a kadar gidip dönmek yani burada hani dışarıda koşacaksam. Evde zaten koşu bandım var ama şu an yürümek için kullanıyorum sadece. Yani Temmuz sonrası pandeminin bitişine, bebeğimin sağlığına bağlı olarak şekillenecek planlar bunlar. Şu anda önümüzde yani trail yarışları belki olabilir. Çünkü daha izole bir ortam. Bu işin bitmeyeceğini, pandeminin bitmeyeceğini üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Yani hani yine de temkinli olmak gerekirse trail yarışlarına yönelebilirim. Daha önce deneyimim de var. Nasıl olsa geyikten vesaire. Deneyebilirim yani. Belki biraz daha trail ağırlıklı ilerleyebilirim diye düşünüyorum. Bu da ilginç. Bakalım. Burçin çok Evet, teşekkürler ben vakit de öyle ayırdığın için. düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Teşekkür bizden Be efendim. belki daha sonra farklı bir konu olursa onun için de yayın yaparız. Mutlaka, mutlaka. İzleyenlere de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere.